Ekonomik lezzetlerden herkese merhaba. Mayasız, akşam yoğur, sabah pişir gözlemesi yapıyoruz. Un, tuz ve suyumuz var. Hamurumuzu yumuşak bir kıvamda yoğuruyoruz ve dinlendiriyoruz. Daha sonra içini hazırlayacağız. Hamurumu yoğurdum. Şimdi üzerini örtüp dinlenmeye bırakacağım. İstediğiniz zaman pişirebilirsiniz. Sahurda veya sabah. İstediğiniz zaman pişirin. Hamurum hazır. Gözlememi ıspanaklı yapacağım. Şimdi içini hazırlıyorum. Ispanaklarımı ayıklayıp yıkadım. Şimdi kaynar suyumun içerisine atıyorum. Haşlamıyorum. Kaynar suda bekletiyorum. Aslında bekletmeyeceğim. Batırıp hepsini tekrar çıkartacağım. Hepsini de koyabilirim. Suya girdiği zaman söndükleri için hepsini alır. Ispanaklarımı sıcak suya koydum. Hepsini bastırıyorum. Şimdi süzüyorum. Bu şekilde süzerek alıyorum. Ve daha sonra sıkacağım sularını elimle. İçi için soğanlarımı kavuruyorum. Soğanlarım kavrulunca içerisine toz biber, salça, zerdeçal koyacağım. Hazır sıkmış olduğum ıspanaklarımla karıştıracağım. Kavurmuş olduğum salça soğanımı ıspanaklarımın üzerine aldım. Yeteri kadar tuz koydum. Hepsini karıştıracağım. Daha sonra hazır istediğiniz zaman pişirebilirsiniz. Sahurda veya sabah. Hazır olduktan sonra gerisi kolay. Hamurumu tezgahıma aldım. Şimdi bezeleri ayıracağım. Dilediğiniz büyüklükte ayarlayabilirsiniz tavanızın boyutuna göre. Bezeleri ayırıyoruz. Hamurlarımı bezeledim. 28 beze oldu. Poşetimin arasına aldım üzeri kayısılanmasın diye. Şimdi açıyorum, içini koyup pişireceğim. Hamurumu açtım. Şimdi iç harcından koyuyorum. Dilediğiniz iç harcınızdan koyabilirsiniz. Peynir, maydanoz da koyabilirsiniz. Patatesli de yapabilirsiniz. İçini koyduktan sonra altını yakmış olduğum tavamı önlü arkalı pişireceğim. Kapatıyorum. Kenarlarını da bastırıyorum. Şimdi altını yakmış olduğum tavamın içerisine atıyorum. Önlü arkalı kızartacağım. Gözlemelerim hazır. Bu şekilde oldular. Hepsini yapmadım. Kalan hamurumu ve içini ayrı ayrı paketleyip buzluğa koydum. Daha sonra çıkarttığımda yine aynı bu şekilde yapacağım. Hiçbir şey olmuyor. Gönül rahatlığıyla buzluğa koyabilirsiniz. Bu şekilde çok da güzel oldu. Kesinlikle tavsiye ederim. Akşamdan yoğurun, sahura, iftara, sabaha, ne zaman isterseniz rahatlıkla yapabilirsiniz. Kesinlikle denemelisiniz. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun.